5 dakika kalır içerisinde biter. Lakin fazileti, Allah yanında olan fazileti çoktur. Devam eden kimseler ruhani neşe bulur. Ruhani itminan bulur. Ruhani üz bulur. Ruhaniyeti takviye olur. İmanı güçleşir, güçlenir ve Cenab-ı Allah'a ve Resul-ü Ekrem'i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a manevi kurbiyeti artar. Kalbinden dünyanın muhabbeti düşer. Ahiret muhabbeti kalbine dolar. Efendimizin muhabbeti artar. Cenab-ı Mevla'nın muhabbetine yol açar. Ve bu toplantı elbette ki Allah için olduğundan Cenab-ı Hakk'ın kudreteli sizi muhafaza eder. Kudreteli'nin altında dünyada da ahirette de sıkıntı çekmezsiniz. Cenab-ı Hak ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun kavli şerifiyle insi cinni bana kulluk yapsınlar için halk eyledim, varlığa getirdim diye buyurmuştur. O ayet-i kerimeyi liyezkurun diye tefsir etmiş ulema-i kiram ile meşayih-i izam. Yani beni zikretsinler. Benim ismi celilimi zikretsinler ki benim ismi celilimi onlar zikrettikleri vakitte onların üzerine rahmetim eder. Onların üzerine nur endiririm. Nurdan libaslar giyerler. Ve rahmetim onları kuşatır. Rahmet melaiken onlara eder. Kanat kanat üzerine koyaraktan onların zikir meclisini kuşatırlar. Onların zikrinin güzel kokuları gökyüzüne ağar. Gökyüzündeki melaike-i kiram derler ki bu güzel koku yeryüzünden nereden geliyor? Denir ki Allah'ın kulları filan meclise içtima etmiş Cenab-ı Mevla'nın yüce ismini zikretmektedirler. Onun güzel kokusudur bu koku diyerekten müjdelenirler. O melaike-i kiramla kanat kanat üzerine bu meclisin üzerinde ta arşa kadar yetişir. O kadar melaikenin tesbihatı da burada hazır olan Allah'ı zikreden zakirler üzerine, Allah'ın kulları üzerine iner. Darda olan Allah'ı zikretsin, genişler. Hasta olan Allah'ı zikreylesin, şifa bulur. Borçlu olan Allah'ı zikreylesin, borcundan kurtulur. Kapılar üzerine kapanmış olan kimse Allah'ı zikreylesin, kapalı kapılar açılır. Hasılı kelam, dünyanın ne sıkıntısı varsa Allah diyen kullara açılır. Ahiretin cennet kapıları da Allah diyenlere açılır, açıktır. Ufak bir hizmet yaparız. Cenab-ı Allah ameli galil üzerine ecir cezil ihsan eder. Az bir hizmetimizi çok büyük mükafat ile karşılar Cenab-ı Mevla. Cenab-ı Hak Kerim, Ekremul Ekremindir. En son cehennemden çıkacak olan kimseye onu cennetin cehennemden çıkarıp da cennetin kapısına getirdiklerinde cennet kapısının önünde iki ırmak vardır. Bir ırmağın içerisine atılır. Onun marsık kömürü gibi olmuş olan o simsiyah katılan suretindeki o vücudu derhal şedef gibi parıl parıl cennet ehlinin vücuduna döndürülür, giydirilir.
öyle güzel olur, öyle mütenasip olur. Sonra ikinci ırmaktan da içirtilir. İkinci ırmaktan içirildiği takdirde onun kalbinde ne kadar kötü tabiatlar varsa, ne kadar efendim çirkin ahlaklar varsa, kindir, hasettir, gadaptır, kibirdir, buğzu adavettir, hırstır, gazaptır, inattır, kıskançlıktır ve bunun emsali ne kadar kötü tabiatlar varsa ikinci ırmaktan içirildiği anında o da kalbinden onlar gider, temiz ve pak olur. Mekarim ahlaka mazhar olur. Her cennete girecek kimse o iki ırmaktan birisinde yıkanır, ikincisinden içirilir. Böyle güzel olup, güzel tabiatla, güzel ahlak ile, güzel suret ile cennete girilir. Cennette çirkin insan olamaz. Cennette çirkin ahlaklı kimse de olamaz. Ve herkesin nuru dünyadaki yapmış olduğu hizmete göre, zikrine göre, fikrine göre, ibadetine göre olacaktır. Hasılı kelam, Cenab-ı Allah'ın lütfü keremine dikkat eyle ki en son cehennemden çıkarılacak olan kul bu suretle cennete girmeye hazır olduğunda cennet kapısına yaklaşır, denilir ki ey kulum içeri gir. O kul cennet kapısından baktığında bakar, ona görünür ki cennet doludur, girecek yer yok. Utanıp geri çekilir. İkinci defa hitap gelir ki ey kulum cennetime gir. Gene o kul en son çıkan kul, cezası en çok olan kul cehennemden çıkarılıp getiriliyor da cennetin kapılarını açıyor Cenab-ı Allah temiz olduktan sonra, güzel olduktan sonra. Gir içeriye denir, gene bakar, cennet dolu gibi görünüyor. Dolu cennet. Nereye gireyim diye geri çekilirken üçüncü defadan Cenab-ı Mevla'dan hitap gelir. Ey kulum cennetime gir, bu cennetimde sana da 10 dünya büyüklüğünde mülk verdim. Allah'ın keremine, lütfu keremine bak sen. O yaşadığın dünyanın 10 defası mülk verdim sana. Bahşettim. Çok mu verdin? Şimdi bize çok, çok, çok verir. Allah'a göre, Allah'ın keremine göre o bir şey değildir. Bu dünyanın zaten 1/4 sudur. Geriye kalan 1/4'ünün 1/4 daha çöldür, dağdır, bayırdır, yaramaz bir yerlerdir. 1/4 kalır. 1/4'ünden de meskun olan yeri, onun da 1/4 boştadır, 1/4 iskan olunmuştur. Hesap eyle bu dünyayı dümdüz etseler, 9 tane daha onun gibi yanına serseler, ne kadar büyük bir mülk olur ki, Cenab-ı Allah buyurur, 10 dünya kadar da sana verdi. Onun için biz burada az bir hizmet yaparız. Lakin Allah'ın vergisi kulun vergisine benzemez. Allah vergisi bu. Allah kerim, ekremul ekremindir. Kullarım beni zikretmeye toplandı. Benim ismi celilimi zikretmeye izin verdi. Mükafatları benim yanımdadır. Ve biz onun için burada kısa bir hizmet yapıyoruz ve burada bizim başlattığımız hizmet melekut aleminde devamlı gider. Onun akisleri ilâ yevmül kıyamete kadar devam eder. Burada Allah deyişimiz, bir defa Allah deyişimiz
burada durur. Lakin melekut aleminde her Allah değişimiz ilahiyemül kıyamete kadar devamlıdır. Durması yoktur. Onun için bu kısa hatimden sonra da Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerini tekrar ederiz ki kulağımızda bulunsun, kalbimizde söylemeye başlasın, kalbimizin içerisinden zulmet dağılsın, sıkıntı gitsin de kalbimiz rahat olsun, huzur bulsun. 45 dakikada böyle bu cehren tevhidi zikredelim. Sonra selametle herkes yerine gider. قَالَ مَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ 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 Allahu, Allah hak, Allahu, Allah hak, Allahu, Allah hak, Allahu, Allah hak, Allahu, Allah hay, Allahu, Allah hay, Allahu, Allah hay, Allahu. Allah hay, Allah ya kayyum, Allah hay, ya kayyum, Allah hay, ya kayyum, Allah hay. Ya latifen lem tezel, ya latifen lem tezel, ya latifen lem tezel, ya latifen lem tezel, ya latifen lem tezel. Ya latifen lem tezel, ultu bina fima nezel, ultu bina fima nezel, ultu bina fima nezel, inneke latifun lem tezel, inneke latifun lem tezel, inneke latifun lem tezel, ilmutfika davvetena. Ya Rabbi amin khawfana, ya Rabbi amin khawfana, ya Rabbi amin khawfana. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim.